Bir defa stent takılan kişi ikinci defa stent takılabilir tabii, mi? Tabii. Yani stentte darlık yerin içine biliyorsunuz bir yani bir boru gibi bir şey yerleştiriliyor. Orası evet. Şişiriliyor ve oradaki darlık gideriliyor. Ama vücut işte onu tekrar tıkamaya çalışıyor. Yani ateroskleroz dediğimiz bu yani damar sertliği olayı dediğim gibi hiç bitmeyen bir olaydır. Damar sertliğinin sebepleri nelerdir? Neden demiş söylediğim şeyler? Aynı şey. Bu kalp hastalıkları, kalp krizlerinde bahsettiğim riskler evet. İşte sigara, tansiyon, diyabet, obezite, hareketsizlik evet. Ve genetik faktörler. Bu vücut onu devamlı tıkamaya çalışıyor ve zaman içerisinde onlar da tekrar daralabiliyor. Yani son zaman yıllarda geliştirilen bu ilaç kaplı stentler teknolojisi bayağı arttı. O oran biraz daha azaldı. İlk zamanlar bu oranlar çok daha yüksekti. Evet. %30'lara varıyordu 6 ay içerisinde tekrar tıkanma riski stentler ama artık %10'ların altına düştü. Ama yine de %10 gibi bir rakam olabiliyor. Burada işte şey çok önemli yani diyabetin kontrolü, işte sigara içiyorsa sigaranın kesilmesi bunlar son derece önemli faktörler. Bunlar olduğu süre içerisinde tekrar daralabiliyor ama tekrar stent konabiliyor. Stent içine tekrar stent konabiliyor. Yani eğer krizde gelmemiş ise her türlü yöntem var. Yani bypass'dı, ilaç tedavisiydi ya da stent yöntemi ile bunların çözümleri var. Ama esas problem tabii bu işin o aşamaya gelmemesi. Yani esas yani o aşamaya gelmemesi yani. İçinde. Evet, yani. Onun için o sağlık problemini yenmenin en önemli yolu bunu engellemek. Mantıken de zaten öyle evet. Bir şey tabii ki. Engelledikten sonra zaten sorun kendine çözülüyor zaten. Yani o zaman da böyle stentli, bypasslı o tür işlere çok gerek kalmayabiliyor. Kişiye ama, peki hocam kişiye stent takıldığı zaman hemen normal hayatına dönebiliyor mu? Tabii. Yani bir gün yoğun bakımda tutuluyor stent takıldıktan sonra. Normal bir anji yapıldığı zaman hemen akşamına gidiyor evet. Eve ama stent takıldığı zaman bir gün izleniyor. Ve o işte ani tıkanmalarını engellemek için güçlü kan sulandırıcı ilaçlar veriliyor, ağızdan verilen evet. İlaçlar. Onları en az bir yıl kullanması gerekiyor. Yani bir yıl sonra zaten onun ani tıkanma riski azalıyor, ihtimali azalıyor. Ondan sonra tek bir ilaç, bir kan sulandırıcıyla idare ediyor. Normal bir hafta içerisinde falan da normal hayatına dönebiliyor. Belki daha da erken dönebiliyor eğer acil bir şey evet. Varsa. Ama anji öyle değil, anji hemen. Anji o da yani dediğim gibi 3-4 saat bekletiliyor sonra evet. Eve gidiyor. Ama anji da böyle 1-2 gün istirahat etmekte fayda var. O hani koldan, kasıktan özellikle yapılmış olan kanama riski falan olabiliyor. Onun için biraz böyle istirahat etmekte fayda var. Tabii 1-2 gün, yani 1-2 gün istirahat edecek, evet. Kendini dinlendirecek. Evet, evet.